Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yöreyi dikkatlice okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. BRSAN hissemizle beraberiz. Arkadaşlar, BRSAN hissemizde indikatörlere bakacağız. Teknik kısmına bakacağız arkadaşlar ve son 5 bildirimini inceleyeceğiz sizlerle beraber. Ve investing'den de teknik analiz kısmına değineceğiz. Ve son olarak da BRSAN özet raporunu inceleyeceğiz arkadaşlar sizlerle beraber. Şimdi grafikte arkadaşlar 1000'li seviyelere ulaştık gerçekten. Çok garip gerçekten. 1040'lı seviyelere muhtemelen aynen. Artık tarihi rekor belirledi. Ve ufaktan bir seans sonuna doğru 9.93'lere kadar geriledi arkadaşlar. Bununla beraber önemli destek direnç noktalarından bahsedeyim ben size arkadaşlar. 962.8 ve 950'de önemli destek hattımızın oluştuğunu sizlere belirtmek isterim. Direnç olarak zaten 1040 noktası artık baz alınacak arkadaşlar. 1040 noktası bizim en önemli noktamız. Altta baktığında indikatör arkadaşlar, yani momentum indikatörü şu şekilde bir yükseliş olmadığından dolayı biraz sönük kalmış arkadaşlar ve koyu yeşil mum da sonlandırmış kendine. Son 5 bildirimine bakalım. Önemli bir şey var mı? İhraç belgesine borçlanma aracına ilişkin SPK onayı gelmiş. Temsil eden payların değerine ilişkin izin süreçleri gelmiş. Ve devre kesici var şurada da. Tabi bunların hepsi 9, yani biraz daha arkadaşlar önceki haberler, yani çok yakında bir haber olmadığı için sizlere okumaya düşünmüyorum şahsen. Buradan teknik analiz kısmına geçelim arkadaşlar. Şimdi teknik analiz kısmında aylığı aldığımda veya yani saatliği de aldığımda hani genel manada güzel tablolar söz konusu. Arkadaşlar uyarım yapayım. Investing'deki bu yer alan veriler, teknik analiz kısmında yer alan veriler kesinlikle al, sat, tut tavsiyesi değildir. Sizler de investing.com'a giderek bu verilere ulaşabilirsiniz. Sakın yanlış anlamayın. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Teknik indikatörlerde al 4 nötr 1 sat 0. Özet olarak baktığımızda al 16 nötr 1 sat 0. Hareketli ortalamalarda al 12 sat 0 şeklinde veriler bizim karşımıza çıkıyor. Şimdi özet raporuna geldiğimizde, özet gelir tablosu, özet bilançoya baktığımızda arkadaşlar sol taraftan başlayalım. Satışlar, brüt kar, esas faaliyet karı, FAVÖK, net dönem karı hani muazzam şekilde artmış arkadaşlar. Net dönem karını görüyorsunuz zaten. 385.331'den muhtemelen milyardır burası. 2.537.386.000'e çıkarmış muhtemelen arkadaşlar. Ben yanlış bilmiyorsam. Buna bakarsak esas faaliyet karı çeyrek satış, çeyrek net kar. Şöyle baktığımızda aynen milyar şeklinde arkadaşlar, aynen. Net dönem karı da bu şekilde artış göstermiş. Özet bilançoda sadece finansal borçlarda %10'luk bir artış söz konusu arkadaşlar. Fakat net borcunu kapamaya çalışan, öz kaynaklarda artış yapmaya çalışan, dönem ve duran varlıklarda da gayet iyi bir yükseliş yakalamış arkadaşlar. Zaten bununla beraber fiyatlarda kademe kademe artmış arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi tarihi rekoru tazeliyor. 1000'li seviyelere kadar geldi. Daha da fazla bir şey söylemeyeceğim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.